Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere marulun bir daha püf noktasını paylaşayım arkadaşlar. Pazardan aldığınız satın marulları, yani marul fidesi bulamayanlara bir yöntem daha vereyim size. Komşum satın marul almış, çöpe atacaktı gökünü. Ben onu ondan aldım, sizlerle paylaşayım diye. Bakın, satın marul aldınız mı pazardan? Üzerini yiyorsunuz. Yapraklarını genellikle şöyle kökü kalır. Bu kökü. Bu kökünden elde nasıl marul ederiz? Onu ben sizlerle bir paylaşayım. Satın marul alıp yediğiniz zaman, tamamen yapraklarını bitirdiğiniz zaman, onun kökünü hiçbir zaman atmayın. Bunun kökünü yeniden marula yetiştirebiliriz. Eğer marul fidesi bulamıyorsanız da ekemiyorsanız, eğer evinizin önünde ya da işte bir saksınız varsa ya da ne bileyim balkonda boş bir kutunuz varsa, çiçek kutusu ya da herhangi bir kutu koyup da marul yetiştirmek isteseniz, pazardan alın satın marulu yiyin. Böyle kökünü, şimdi sizlere dikmesini göstereyim. Bunu şuraya koyalım. Burada benim dolu denegelerim var. Kimisini ektim, kimisini ekmedim. Şunun içinde sizlere dikimini paylaşayım. Siz de bu şekilde yaparsanız tekrar marul yetiştirebilirsiniz. Hiç fidesiz. Satın marulun kökünden. Çöpe atmayın ama kökünü değerlendirin. Bak, diğer marulları paylaşacağım sizden şimdi, ne kadar tutundular. Bir denege ben doldurdum. Hazırladım onu. Şu çapamın sapı çıkıyor, onu bir düzelteyim arkadaşlar. Evet. Hafifçe de şöyle denegenin ortasını ben bunu doldurdum, hazırladım. Bakın. Bu hep yazın ki biberleri yedim, onların denegeleri, yere toprağını silktim ve temizledim. Doldurdum, havalandırdım. Yine buraya doldurdum onları. Şöyle ortasında bir yer açıyoruz. Tabii ki bu gübreli. Şimdi gübre de bağlı. Sizlerle daha önce gübre videomu paylaşmıştım. Yediğiniz meyveleri şöyle bir tenekeye doldurun. Evinizin önünde yeri yoksa biraz toprak alın. Bu tenekeyi doldurun, biraz toprak atın içine. Doldurun, biraz toprak atın içine. Organik gübrelerinizi yetiştirmeye bakın. Satın gübre almazsınız. Bakın, şimdi o marulu alıyorum. Bunu tamamen yedi. Bak. Gökü çöpe gidecekti. Alıp onu değerlendireyim. Hem ona da göstermiş olurum. Bunu böyle şu tarafından şöyle yarıya kadar dikiyoruz onu arkadaşlar. Biraz derin oldu. Çok da derin dikmeyeceğiz bunu. Çünkü gökü var onun. Şu kadar bir toprağın üstüne. Şöyle bak. Bu şekil. Tamam, bu ona yeterli. Bunu buna diktim. Hafifçe kenarlarını dolduruyoruz. Bunu çok bastırmarsın bunu. Ezilmesin. Yani şey kırılmasın. Bu şimdi bunun marulu çıkmaya başladı mı? Büyümeyi ortasından ben sizinle yine paylaşacağım onu. Çok hafif bastırayım kenarlarından. Tekrar marul yetişir. Kocaman bir marul. Şuralarından bak, şöyle kenarlarından bu büyümeye başlayacak. Sadece yapacağınız bu kadar. Bu kadar büyük bir saksınız olsa da böyle bir tane marul koysanız onun yaprağı da size yeterli. Daha önce sizlerle paylaşmıştım bak fidelerimi. Bakalım ne kadar olmaya başladılar. Bak, size bunun videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. Şimdi alalım içine düşen yaprakları. Bakın, tamamen bunlar tutundu. Bak, şöyle sararan yapraklarını ayıklıyoruz tabii ki içinden. Kırılanlarını. Bak. Ne güzel oldular. Şimdi tutundular. Artık çabuk büyüyorlar. Üzerlerine de naylonlarını böyle yeri yaptım. Kapattım. Sıcak havada azıcık açıyorum onu arkadaşlar. Arkadaşlar, bu sefer de sizlerle tekrar bir marul dikim videomu paylaştım.
Videolarımı izlediğiniz için ve yorum yazdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkürler ve sevgilerimi sunuyorum. Bir dahaki videolarımda da buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.